Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okulları'ndan Semiha e Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi yapacağız. Dersimizde bölme işlemlerini öğreneceğiz. Şimdi zihinden bölme işlemi nasıl yapılıyor? Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Evet, zihinden bölme işlemi. Hatırlayalım. Emre bugün sana ve arkadaşlarıma 60 tane elma getirdim. Nasıl paylaştıracağımı bilmiyorum. Ezgi biz 10 kişiyiz. 60'ı 10'a çok kolay bölebilirsin. Her ikisinden birer sıfırı silersen geriye 6 ve 1 kalır. 6'nın 1'e bölümü 6'dır. Helen okumuş olduğu 500 adet kitabı 10 kişiye vermek istiyor. Her bir kişiye kaç adet kitap düşeceğini bulalım. Ne yapması gerekiyor Helen'in? 500'ü 10'a bölmesi gerekiyor. 500'ü 10'a bölerken ne yapacak? Her ikisinden de birer sıfır silecek. Hem 500'den bir sıfır silecek hem de onun bir sıfırını silecek ve sonuç 50. 50 adet kitap düşecektir. Bilgi bulutu. Birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı ona bölerken bölünen sayıdan bir tane sıfır silinir. Birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı ona bölerken bölünen sayıdan bir tane sıfır silinir. Bir fırında 200 adet ekmek 100 kişiye satılmıştır. Bir kişiye düşen ortalama ekmek sayısını bulalım. Ne yapacağız? 200'ü 100'e böleceğiz. 200'ü 100'e bölerken 200'den 2 tane 0, 100'den de 2 tane 0 sileceğiz. 2'yi 1'e böleceğiz. 2 adet ekmek düşer. Onlar ve birler basamağında 0 rakamı bulunan bir sayıyı 100'e bölerken bölünen sayıdan 2 tane 0 silinir. 10'a bölerken bölünen sayıdan 1 tane 0 siliyorduk. 100'e bölerken bölünen sayıdan 2 tane 0 siliyoruz. Bakalım. Sebze halinden alınan 30 bin kilogram domates 1000 adet kasaya paylaştırılarak pazara gönderilecektir. Her bir kasaya kaç kilogram domates koyulacağını bulalım. Haydi bulalım. 30 bin kilogram domatesi bine bölmem gerekiyor. Birin kaç tane sıfırı var? 1, 2, 3 tane sıfırı var. 30 bin kilogram domatesten de 1, 2 ve 3 tane sıfır sileceğim. Yani 30'u 1'e bölmem gerekiyor. 30'u 1'e böldüğümde de 30 kilogram domates koyulur. Yüzler, onlar ve birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı bine bölerken, bölünen sayıdan üç tane sıfır silinir. Üç tane sıfır silinir bölünen sayıda. Çalışalım, hadi biraz biz yapalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak tabloyu doldurunuz. 36.000'i 10'a böleceğim. Ne yapacağım? 10'a bölerken bir tane sıfır siliyordum arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Sondaki sıfırı sildiğimde 3.600. 36.000'i 100'e bölerken iki tane sıfırı siliyorum. 360. 36.000'i 1.000'e bölerken 3 tane sıfır siliyorum. 36. 20.000'i 10'a bölerken bir tane sıfır siliyorum. 2.000. 20000'i 20 100'e bölerken 2 tane sıfır siliyorum. 200. 20000'i 20 1000'e bölerken 3 tane sıfır siliyorum. 20. 42000'i 10'a bölerken 1 tane sıfır siliyorum. 4200. 42000'i 100'e bölerken 2 tane sıfır siliyorum. 420. 42000'i 1000'e bölerken 3 tane sıfır siliyorum. 42. 74000'i 10'a bölerken bir tane sıfır siliyorum 7400. 74000'i 100'e bölerken iki tane sıfır siliyorum 740. 74000'i 1000'e bölerken üç tane sıfır siliyorum 74. 50000'i 50 10'a bölerken bir tane sıfır siliyorum 5000. 50000'i 50 100'e bölerken iki tane sıfır siliyorum 500. 50 bini bine bölerken 3 tane sıfır siliyorum ve 50 buluyorum. Şimdi biraz daha yapmak istiyorum. 27 bini evet ona bölerken bir tane sıfır siliyorum 2700. 27 bini yüze bölerken 2 tane sıfır siliyorum 270. 27 bini bine bölerken 3 tane sıfır siliyorum 27. Evet. Diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen bölme işlemlerini cevaplarıyla eşleştiriniz diyor. 2500'ü e bölerken bir tane sıfır buradan bir tane sıfır buradan siliyorum. 250. 6200'e 100'e bölerken bir tane sıfır buradan bir tane sıfır buradan bir tane sıfır buradan bir tane sıfır buradan, buradan bölüyorum siliyorum 62 5750'yi ona bölerken bir sıfır buradan bir sıfır buradan siliyorum 500 75 ona 10'a bölerken bir tane sıfır buradan bir tane sıfır buradan bölüyorum siliyorum 710 42000'i yüze bölerken bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir sıfır buradan siliyorum 420 45.000'i 1000'e bölerken 1 0 buradan, 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 1 0 buradan siliyorum. 45. 1000'i 100'e bölerken 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan siliyorum. 10. 31.000'i 1000'e bölerken 1 0 buradan, 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 1 0 buradan siliyorum. Cevabım 31. Evet zihinden bölme işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Bölme işlemini tahmin etme. 4C sınıfındaki 28 öğrenci hafta sonu pikniğe gidecektir. Piknik için 448 TL para toplandığına göre her öğrenci kaç lira vermiştir bulalım. Şimdi tahmini sonucumuza ve işlem sonucumuza bakalım. Tahmini sonuçta en yakın onluğa çevirdi. 448'in en yakın olduğu onluk 450. 28'in en yakın onluğu olduğu onluk 30. 450'yi 30'a bölecek. Hemen sıfırları görmezlikten geliyor. Hemen her ikisinden de birer sıfır siliyor. 45'i 3'e böldüğünde yaklaşık olarak 15 TL tahmini sonuç. İşlem sonucunu bulalım. 448'i 28'e böleceğiz. 44'ün içinde 28 bir kere var. Bir kere 28, 28. 44'ten 28 çıkartacağız. 14'ten 8 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 8'i kenara getirdik. 168. 168'i 28'e böleceğiz. 6 kere var. 6 kere 8, 48'in 8'i elde var. 4. 6 kere 2, 12, 4 16. Kişi başı 16 TL toplamışlardır. bilgi bulutu. Bir bölme işleminde sonucu tahmin ederken bölünen ve bölen sayıyı en yakın onla veya yüze yuvarlayabiliriz. Arkadaşlar bakın bu kısım çok önemli. En yakın onla ya da yüze yuvarlayabiliriz. 646 adet oyun hamuru 34 tane kutuya koyularak paketlenecektir. Her kutuya kaç oyun hamuru düşeceğini tahmin edelim. Tahminimizi işlem sonucuyla karşılaştıralım. Öncelikle tahmin edelim. Tahmini sonuç en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. 646'nın en yakın olduğu yüzlük 600. 34'ün en yakın olduğu onluk 30. 600'ü 30'a böleceğim. Birer sıfır siliyorum. 60'ı 3'e böldüğümde 20 kutu gerekli. Bir de gerçek işlem sonucunu buluyorum. 646'yı 34'e böleceğim. 64'ün içinde 34 bir kere var. Bir kere 34. 34. 4'ten 4 çıkarsa 0, 6'dan 3 çıkarsa 3, 30. 6'yı da indirdim. 306'ın içinde 34 arıyorum. 9 kere var. 4 kere 9, 36'ın 6'sı elde var. 3, 3 kere 9, 27. 3 daha 30. 306'dan 306 çıkarsa 0, 19 kutu gereklidir. Tahmini sonuçta işlem sonucu da farklı olmalarına rağmen doğrudur. Bakın bu çok önemli. Tahmini sonuçta işlem sonucu da farklı olmalarına rağmen doğrudur. Hangisini kullanacağımıza karar verirken esnek davranabiliriz demiş. Evet biraz da biz çalışalım. Bir kedi ortalı haftada haftada ortalama 105 saat uyuduğuna göre günde ortalama kaç saat uyur? Bakın haftada bir haftada ortalama 105 saat uyuduğuna göre Günde ortalama kaç saat uyur? Sonucu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. Bir hafta kaç gün arkadaşım? Bir hafta 7 gün. 7 günde 105 saat uyuyormuş. 105 saat. Peki, 105 saat... Bunun en yakın olduğu onluk 110. 7 günün en yakın olduğu onlukta 10. 110'u 10'a böleceğim. Tahmini sonucumu buluyorum. Ne yapıyorum? Hemen bunu bundan bu ikisinden de birer sıfır siliyorum. Tahmini olarak 11 saat uyur diyorum günde. Bu benim tahminim. Sonucu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız diyor. Şimdi 105'i bu sefer de 7'ye böleceğim. Onun içinde 7 bir kere var. 1 kere 7, 7. Ondan 7 çıkardım. 3, 5'i getirdim. 35'in içinde 7, 5 kere var. 5 kere 7, 35. Gerçek işlem sonucunda 15 saat. Evet arkadaşlar. Ne dedik az önce? Tahmini sonuçta işlem sonucu da farklı olmalarına rağmen doğrudur. Evet. Devam edelim. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yaparak işlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz. Hadi bulalım. 324'ü 12'ye böleceğim. Öncelikle tahmini sonucumu bulmak istiyorum. 324'ün en yakın olduğu onluk 320. 12'nin en yakın olduğu onluk 10, 10. Her ikisinden birer sıfır sildiğimde cevabım 32. Şimdi gerçek işlem sonucunu buluyorum. 324'ü 12'ye bölüyorum. 2 kere var. 32'nin içinde 12 iki kere var. 24 eder. 12'den 4 çıkardım 8, 2 kaldı burada. 2'den 2 çıkardım 0. Bu 4'ü yanına yazıyorum. 84'ün içinde 12 arıyorum. Kaç kere vardır arkadaşlar? 7 kere var. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var bir. 7 kere 1 7. Bir de elde var 8. İşlem sonucum 27, tahmini sonucum 32. Arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? Arasındaki fark 5'tir. Şimdi 754'ü 29'a böleceğim. 754'ün 754'ün en yakın olduğu onluk 750. 29'un en yakın olduğu onluk 30. Birer sıfırı siliyorum. 7'nin içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 7'den 6 çıkardım. 1. 15'in içinde 3, 5 kere var. 3 kere 5, 15. 0, 0. Bu tahmini sonucum 25. Şimdi gerçek işlem sonucunu buluyorum. 754'ü 29'a böleceğim. 75'in içinde 29'u arayacağım. Deniyorum arkadaşlar. Öncelikle 2 kere 9, 18'in 8'i elde var. 1, 2 kere 1, 2 kere 2, 4 bir de elde var. 5 5'ten 8 çıkmaz. 15 aldım. Buradan bir onu aldım. 15, 15'ten 8 çıktı. 7 Burada kaldı. 6, 6'dan 5 çıkarsa 5. 1 6'dan 5 çıktı 1. Bunu aşağı indiriyorum. 174'ün içinde 29'u arıyorum. Kaç kere var? Düşünüyorum şu anda. Ben diyorum ki 7 kere var. Deniyorum bakın sizler de aynı şekilde yapacaksınız. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 2 kere 7 14. 14 6 daha 20 çok büyük bir deneme yapmışım. Bu değil. Hemen indiriyorum. Diyorum ki 5 kere var. Ben de sizler gibi deniyorum. 5 kere 9, 45. 45'in 5'i halde var. 4. 5 kere 2, 14 daha 14. Bakıyorum. Deniyorum şu anda. 14'ten 5 çıkardım. 9. Burada kaldı. 6 6'dan 4 çıkardım 2. Bakın 29'a 29. Şu anda yanlış yaptım. Bunu da siliyorum. Sizler de aynı şekilde benim gibi yapacaksınız arkadaşlar. Bu da olmadı. İçinde bir tane daha var. Benim burada kalanım asla 29'dan büyük olamaz. 29'a eşit de olamaz. 29'dan büyük olamaz. 29'a eşit de olamaz arkadaşlar. Tekrar şuradan yapıyorum. 15'ten 8 çıkarmıştım. 7 burada kaldı 6'dan. Şu şekilde yazayım. 6'yı deniyorum. 6 kere 9 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 kere 2 12. 5 daha 17. Bakın. Kaç çıktı arkadaşlar? 26. Arasındaki fark gerçek işlem sonucumla tahmini sonucum arasındaki fark da kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Evet. Yani deneyerek yapıyorum. Aynı şekilde sizler de bunu deneyerek yapacaksınız arkadaşlar. Tuğçe kitap okumayı çok seviyor. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuduğuna göre Tuğçe'nin bir ayda ortalama kaç kitap okuduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuyormuş. 14 ayda 182 kitap. Bir ayda kaç kitap okuduğunu bulacağım. Şimdi 182'nin en yakın olduğu onluk 180. 14'ün en yakın olduğu onluk 10. 180'i 10'a böleceğim ayda kaç kitap düşer arkadaşlar 18 kitap düşer şimdi gerçek işlem sonucunu bulacağım 182'yi 14'e böleceğim 18 içinde 14 bir kere var 1 kere 14 14 8'den 4 çıkardım 4. 1'den 1 çıktı 0. 42'nin içinde 14. 3 kere var. 3 kere 4. 12'nin ikisi var 1. 3 kere 1. 3 bir delde de var 4. Tahmini olarak 18 gerçekte ise 13 kitap okumaktadır. Devam edelim. Bir çiftlikteki 528 adet yumurta 12 bölmeden oluşan kutulara koyulup satılacaktır. Bu işlem için kaç adet kutu gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. 528 adet yumurtamız var. 12 bölmeden oluşan kutulara konulacak. 528'in en yakın olduğu onluk 530. 12'nin en yakın olduğu onluk 10. Her ikisinden de birer tane sıfırı siliyorum. Bakın yine tek tek yapıyorum. 5 kere 1 5. 5'ten 5 çıkarsa 0. 3 kere 1 3. Cevabım 53. Bir de gerçek işlem sonucunu bulayım. 528'e 12'ye böleceğim arkadaşlar. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 12'den 8 çıkardım 4. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 4 çıkardım 0. Bu 8'i aşağı indireceğim. 48'in içinde 12 4 kere var. Evet. Gerçek işlem sonucum 44. Tahmini sonucum da 53 çıktı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Çarpma ve bölme arasındaki ilişki. Ezgi, bölme ve çarpma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark ettin mi? Evet Emre, bölme işleminde sağlama yaparken çarpma işlemini kullandık. Çarpma işleminde sağlama yaparken de bölme işlemini kullandık. Aşağıda verilen örnekleri çarpma ve bölme işlemlerini inceleyelim. Haydi inceleyelim. Çarpma işleminde 5 ile 20'yi çarptığımda sonuç 100 yani çarpım 100'dür. Bölme işleminde 100'ü 20'ye böldüğümde sonucum 5. Bölünen bölüneni bölene böldüğümde bölüm çarpanlardan birini veriyor. Çarp yani sonucu çarpanlardan birine böldüğümde diğer çarpanı buluyorum. Çarpımı çarpanlardan birine böldüğümde diğer çarpımı buluyorum. Bölme ve çarpma işlemleri arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiden yararlanarak bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol edebiliriz. Devam edelim şimdi. 6000 önce yönergemizi okuyalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Yanındaki kutuları da çarpma işlemi yaparak bölme işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Evet şimdi bunları bir yapalım. 6093'ü 3'e böleceğim. 6'nın içinde 3, 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıkardım 0. Bu 0'ı hem aşağı yazıyorum hem buraya yazıyorum. 0 kere 3 0 bu şekilde yapıyorum. Sonra 9'u dokuzu indirdim. 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 9'dan 9 çıkardım, 0. Sonra bu 3'ü üçü indirdim. 3'ün içinde 3, 1 kere var. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıkardım, 0. Bölümüm, evet bölümüm 2031. 2031 ile sağlamasını yapıyorum şimdi. 3'ü çarptığımda ben 6093'ü bulacak mıyım? 3 kere 1 3, 3 kere 3 9, 3 kere, 3, 3 kere 0 0, 3 kere 2 6. Evet buldum. Demek ki ben bölme işlemini doğru yaptım. Ve aynı zamanda aralarındaki ilişkiyi de fark ettim. Şimdi 50 bini bine böleceğim. Buradan bir sıfır gitti. Buradan bir sıfır gitti. Buradan da bir sıfır gitti. 5'in içinde bir 5 kere var. 5 kere 1 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Bu 0'ı hem buraya yazıyorum hem buraya yazıyorum. Evet. Bölümüm 50. Şimdi kontrol edeceğim. 50 ile ya da 1000 ile Hemen 50'yi çarptığımda bakın 50 bini bulabilecek miyim? Sadece 5 kere 1 5 yazdım. Yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 koyacağım. 1, 2, 3, 4. Bakın 50 bini buldum. Demek ki ben bölme işlemini doğru yapmışım. Şimdi 864'ü 6'ya böleceğim. 8'in içinde 6 bir kere var. 1 kere 6, 6, 8'den 6 çıkardım. 2, 26'ın içinde 6, 4 kere var. 6 kere 4, 24, 6'dan 4 çıkardım. 2, 24'ün içinde 6, 4 kere var. 6 kere 4, 24, 24'den 24'ü çıkardığımda sonucum 144. Şimdi 144 ile 6'yı çarptığımda Bakalım 864'ü bulabilecek miyim? 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 4 24 2 daha. 26'ın 6'sı elde var 2. 6 kere 1 6 2 daha. 8 oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi şu ortadakini de yapalım. 3542'yi 7'ye böleceğim. 35'in içinde 7'yi arayacağım. 5 kere var. 5 kere 7, 35. 4'ün içinde 7, 0 kere var. 0 kere 7, 0. 42'nin içinde 7, 6 kere var. 6 kere 7, 42. Şimdi 506 ile 7'ye çarptığımda 506 ile 7'yi çarptığımda bakalım 3542'yi bulabilecek miyim? 6 kere 7 42'nin x'i elde var 4. 7 kere 0 0 elde var 4. 5 kere 7 35. Evet 3542'yi bulabildim. Devam ediyorum. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Yanındaki kutuları da bölme işlemi yaparak çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Hemen şuna bakmak istiyorum. 2 kere 8, 16. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü sıfırlarla çarparken sayıları çarpmam. Yeterli kaç tane sıfır varsa sonuna ekliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16 bin. Şimdi 16 bini, 16 bin'e 800'e böldüğümde bakalım 20'yi bulabilecek miyim? Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, buradan siliyorum. 16'ın içinde 8 2 kere var. 2 kere 8 16. Bu sıfırı hem buraya yazdım hem de buraya. 0 kere 8 0, 0'dan 0 çıktı 0. Cevabım 20. Evet ben doğru yapmışım diyebiliyorum arkadaşlar. Evet buradan bir tane daha yapmak istiyorum. 705 ile 104'ü şimdi çarpalım. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 0 0 elde var 2. 4 kere 7 28. 1 kere 5 5. 1 kere 0 0. 1 kere 7 7. Toplayalım. 0 5 2 daha 7 8

7'nin içinde 14 0 kere var? 0 kere 14 0 çıkardım. Şimdi 70'in içinde 14'ü arayacağım. 5 kere var. 4 kere 5 20'nin 0ade var 2. Ve baktığımda evet sonucum diğer çarpanı buldum. 705'i buldum arkadaşlar. Hemen 143 ile 17'yi çarpıyorum. 3 kere 7, 21'in 1'i elde var 2. 4 kere 7, 28, 2 daha 30'un 0'ı elde var 3. 7 kere 1, 7, 3 daha 10. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 1 kere 7, 7. Pardon, 1 kere 1, 1. Hemen topluyorum. 1, 3, 4 ve 2, 2431. Şimdi 2431'i 17'ye böldüğümde bakın 143'ü bulabilecek miyim? 24'ün içinde 17 bir kere var. 14'ten 7 çıkardım. 7 burada kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 3'ü indirdim. Arkadaşlar 73'ün in içinde 17 4 kere var. 4 kere 7 28'in 80'de var. 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6. Evet 13'ten 8 çıkardım. 5 burada kaldı. 6 6'dan 6 çıktı 0. Evet 51'in içinde 17 3 kere var. 3 kere 7 21'in bir elde var 2. 3 kere 1 3 2 daha 5. Sonucum 143 diğer çarpanı da buldum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.